Şimdi çoğu zaman medresede şakalaşınca tabii insanın hissiyatı, insan diyor ki yani dışarıda bu arkadaşların sefahate dalabilecek çok fazla ihtimalleri varken şu medresede şöyle birbirlerini görüp eğleniyorlar. Herhalde Allah bu görüntüyü görse çok razı olur diye zannediyor. Geçenlerde de bir tane abimiz gelmişti buraya. O böyle bahsetti. Ya dedi bu arkadaşlarımız, kardeşlerimiz dışarıda bu kadar kapılar açıkken hem burada bu kadar koşturuyorlar, insanların imanına yetişmeye çalışıyorlar. Hem tabii bunun ızdırabını da çok hayatlarında çekiyorlar. Hem de bununla birlikte Allah onlara o kadar güzel bir ikramda bulunuyor ki dışarıda insanlar kafasını dağıtmak, efkar dağıtmak diyorlar. Ne demek efkar? Fikir değil mi? Yani o zihnimdeki fikirlerle baş edemiyorum, bu fikirleri dağıtmaya çalışıyorum diye efkar dağıtma diye bir tabir çıkmış ortaya. Dışarıdaki insanlar bu kadar efkarlarını, fikrini dağıtmak için uğraşırken buradaki arkadaşları Allah Azze ve Celle birbirleriyle mutlu ve mesut ediyor. Bu çok büyük bir nimet. Daha sonra insanın aklına sahabe efendilerimiz geliyor. Acaba diyor onların zamanında nasılmış? Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir insanın hayatının her anına yön verdiği gibi tebessüm ve gülmelerine de yön vermiş mi diye insan merak ediyor. Evet, onlara da yön vermiş. Bir insan Siret-i Nebi okuduğunda, Siret Efendimizin hayatını böyle biraz daha baz alıp onun toplumsal yaşantısını belki biraz daha anlatan bir ilim dalı değil mi Siret-i Nebi? Bir insan Siret-i Nebi'ye baktığında Efendimiz Aleyhisselam böyle çok yoğun, sürekli hep koşturma ve ızdırapla geçen bir hayatı var. Ama bunun yanına diğer sahabe efendilerimizin naklettiği hadisleri de ekleyince anlıyor ki Efendimiz Aleyhisselam gerçekten özellikle başkalarına karşı tebessümü de hiç eksik etmemiş. Tebessüm ve şakalaşma konu olunca insan şunu iyi anlaması lazım. Bizim hayatımızın her anı ama her anı dengeden ibaret. O yüzden bu tebessümün, şakalaşmanın bunun da bir dengesi var mı diye insan merak ediyor. Ve evet bunun da bir dengesi var. Ben biraz ağır olabilecek ama hakikat olan bir örnekle başlayayım. Bakalım bunun dengesi nasıl çıkacak? Şimdi bir gün seferlerden bir tanesinden sahabe efendilerimiz dönerken bir yerde dinlenmeye başlıyorlar. Biraz da böyle hafif kilolu, göbekli bir tane sahabe efendimiz var. Hemen dinlenme esnasında köşeye geçiyor. Hemen Kur'an okumaya başlıyor. Onu gören başka bir tanesi şöyle ona mukabelede bulunuyor. Bak görüyor musun diyor. Nerede diyor Kur'an okuyan birini gördüysek hep göbekli diye kendisince şaka yapmaya çalışıyor. Bunu duyan yanındaki sahabe efendimiz biraz şaşırıyor ve öfkeleniyor. Sen ne demek istedin diyor. Sen çok münafıkane bir laf söyledin diyor. Ya ne söyledim diyor. Normal bir şaka yaptım diyor. Hayır hayır diyor. Sen Kur'an okuyan insanların hep göbekli olduğu, yani onların biraz boş insan olduğunu ima ettin. Ben bunu hemen gidip efendime anlatmam lazım diyor. Efendimiz de o esnada atına binmiş. Hemen o sahabe efendimiz efendimizin önüne tutuluyor ve anlatıyor. Ya Resulallah böyle böyle bir olay oldu diye. O şakayı yapan kişi de kendisini açıklamaya çalışıyor. Ya Resulallah diyor, vallahi diyor ben öyle masumane bir şaka yaptım diyor. Ama Efendimiz atın üstünde hiç cevap vermiyor. Sizce ne hal olduğunda Efendimiz kimseyle konuşmazdı hatırlar mısınız? Vahiy inerken Efendimiz Aleyhisselam kimseyle konuşmuyordu. Ve o esnada da gerçekten de vahiy iniyor. Tevbe suresi 65 ve 66. ayet iniyor. Onlara soracak olsan mutlaka biz lafa dalıyor, eğleniyorduk, hepsi bu derler. Böyle olmuş mu? Efendimizin atının önüne duruyor o kişi. Ya Resulallah ben öylesine bir şaka yapıyordum yani içimde kötü bir şey yoktu diyor. De ki siz Allah ile onun ayetleriyle ve peygamberleriyle mi eğleniyorsunuz? Ayet devam ediyor. Tevbe 66. Mazeret ileri sürmeye kalkmayın. O da olmuş değil mi? Ya basit bir şakaydı yani neden bu kadar abartılıyor? İman ettiğinizi söyledikten sonra inkarcılığınız ortaya çıktı. O şakayı yapan kişi kafir oldu. Şaka gibi değil mi? O şakayı yapan altında nasıl bir niyet barındırıyorsa bu hadise sonucunda bir ayet iniyor. İçinizden bir kısmını affetsek de yani tövbe eden bir kısımlar affolmuş mu? Evet affolmuş. Diğer bir kısmını günahta ısrarcı davranmış oldukları için azaba uğratacağız. Yani bu noktada hatasını anlamayan, ya ne var işte ya basit bir şaka yaptım diyenler neyle sonuçlanacak? Azap ile. Çünkü neyi kaybetmiş olacaklar? İmanlarını kaybetmiş olacaklar. Bu ayete bakan bazı hadiseleri aslında çok defa yaşıyoruz. Yani ben düşündüm, şimdi bunu Taberi bize nakletmiş. Ayetin sebebi nüzulunu bize nakletmiş. Velev diyelim Taberi bunu nakletmedi. Biz ayetin sebebi nüzulunu bilmiyoruz ama bu ayeti biliyoruz. Bu ayet bu asra o kadar çok bakıyor ki. Bazıları güya espri olsun diye ya bu hocalar da hep yiyici diyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu hocalar hep yiyici. Yani biz çalışan insanlarız. Bu dünyanın terakkisinde biz merkez rol oynuyoruz. Haşa affedersiniz. Ya bunlar da boş adamlar. Sürekli yemekle uğraşıyorlar. Ama o hocalar neyi temsil ediyor? Yani benim nazarımda şiari İslam ya hocalık denilen müessese İslam'ın olmazsa olmaz bir şiarı hükmünde. Yani sen hocalara laf ettiğinde kimlere laf etmiş oluyorsun aslında? İslam'a laf etmiş oluyorsun. Şimdi bakın böyle bir şaka bir insanın imanını kaybettirmiş, imanını. Ya bu hocaların hepsi de yiyici.
Ne kadar tehlikeli, ne kadar tehlikeli. Başka neler diyorlar böyle? Ya işte hoca dediğin göbekli olur. Yani onlarla dalga geçerek insan içindeki art niyeti aslında ortaya çıkarıyor İrfan. Şimdi birazdan okuyacağız. Efendimiz'e, onun yanındaki sahabe efendilerimize böyle sınırları zorlayıcı şekilde yapılan şakalar da var İrfan. Ama bunlarda bir sorun yok. Niye yok biliyor musunuz? Çünkü halis bir niyet var o şakaların altında. Ama bu ayetin inmesine sebep nedir diye düşündüğümüzde ne çıkıyor biliyor musun ortaya Ömer? İçinde affedersiniz münafıkane, kötü, İslam'ı karalamayla doğrudan orantılı art niyetler var bunun altında. Mesela sürekli başka olan muhabbetler. Ya bu adam da namaz kılıyor ama bir de bilmem neler yapıyor. Şimdi ne yapmaya çalışıyor burada? Namazla kötülüğü niye ilişkilendiriyorsun ya? Bir kötülük varsa insandandır o kötülük. Sen namazı, hocayı, ezanı, Kur'an'ı senin bu laubali ilişkilendirmenle neden kirletmeye çalışıyorsun? Daha sonra ne oluyor? Bizim geçen arkadaş anlattı. Filankes yere gitmişler. Bir bahçeye denk gelmişler. O bahçede de yerde işte limon, karnabahar bir şeyler varmış. Koparmışlar. Bizim arkadaş da demiş ki ya niye koparıyorsunuz ya? Haram ya. Bu bahçenin bir sahibi var. Haram bu. Ya sen de hoca mı oldun? Şimdi ne yapmaya çalışıyor burada? Helali haramı insan küçümsemeye çalışıyor. Yani helali haramı bilmek başka bir şey. Helal ve haram olan bir şeyi umursamamak çok başka bir şey ya. Başka neler deniyor? Güya kendi içindeki başka kötü niyetleri ortaya çıkarmak için ya şu Arapların da hepsi böyle değil mi? Haşa. Şimdi burada ne oluyor? Bunlar şaka mı oluyor? Hayır. Ama insanlar içindeki esas niyeti direkt söyleyemediklerinden ne yolla söylüyorlar? Şaka yoluyla söylüyorlar. Hatta artık şakadan da çıkmış başka şeyler söylüyorlar. Ne diyorlar? Ya bu hocalar da zaten maaş alıyor diyorlar. O hoca efendiler zaten asli vazife olarak Kur'an'ı anlatmaları gerektiğini ve denk geldikleri insanlara namaz kıldırmaları gerektiğini bunun farkındalar. O insan o maaşı neyin bedeli karşılığında alıyor? O adam annesinin dizinin dibinde de o namazı kıldırabilir miydi? O insanlara tebliğ edebilir miydi? Ama onlara vazife verilmiş ve demiş ki sen şu bölgeye gideceksin. Belki annesinden 1000 kilometre uzağa gideceksin. Sen yılda bir, 3 yılda bir evini taşıyacak şuradan şuraya gideceksin. Yani o kişinin özgürlüğü bir nevi kısıtlanıyor mu vazifeden dolayı? İşte o insanlar özgürlüğünün vazifeden dolayı kısıtlanmasının bedelini alıyor. İnsanlara namaz kıldırmasını, Kur'an öğretmesinin bedelini almıyor o insanlar. Ama art niyetle baktığında ne oluyor? Ya işte filan keste namaz kıldırıyor ama bunun karşılığında ücret alıyor diyor. Alemi kendin gibi bilirsin. Her şeyi karşılıklı yapan insanlar bunun da manasını, mahiyetini anlayamıyor. Ve bunu direkt de insanlara söyleyemiyorlar. Şaka yollu. Ama o şaka senin içindeki pis niyeti ortaya çıkardığında karşına böyle bir ayet çıkıyor işte. Şaka yollu, İslam'a bulaşma her zaman arkadaş ortamında malzeme yapılmıyor. Twitter'da diyelim başka. Filmlerde, dizilerde beyefendi, hanımefendi güya şaka yapacak. İşte bu niyetle yapıyor. İslam küçümseniyor. Hocalar şöyledir, İslam böyledir. Ya zaten bir insan namaz kılıyorsa nedir? Şöyle kötüdür, böyle kötüdür. Çok çok affedersiniz. Namaz kılanlar filmlerde, dizilerde nasıldır? Çok affedersiniz. Böyle sümsük tiplerdir, ezik tiplerdir, sahtekar tiplerdir, dolandırıcı tiplerdir. Ya şu şakanın karşılığında bir insanın imanı gitmişse, bir insan art niyet ile İslam'ı dizilerde, filmlerde böyle gösterirse, bilmiyorum olacağı nasıldır. Bizler de bu tür şeyleri izleyerek, paylaşarak, gülerek prim vermemeliyiz. Bize düşen vazife de belki budur. Şimdi biz asr-ı saadette şakalaşmaktan bahsedeceksek mutlaka ve mutlaka lakabı mezzah yani şakacı olan bir sahabe efendimizden bahsetmeden asla buradan geçemeyiz. Kim o sahabe efendimiz? Nuayman bin Amr. Yani gerçekten Nuayman'ın hayatını bildiğinizde ama Nuayman'ın özelliği ne? Nuayman'ın özelliğinde şunu göreceksiniz. Allah'ı ve Resulünü ölümüne seven bir zat göreceksiniz. Nuayman'ın o iyi niyetinde sınırlayır zorlayan şaka nasıl yapılırmış asr-ı saadette? Belki de bunları göreceğiz. Lakabı mezzah. Ne demek mezzah? Şakacı demek. Nuayman nerelidir? Medinelidir. Peki Medine'nin Medine olmasında, o Mina çadırlarında, Akabe biatlarında bayrağı başta çeken sahabe efendimiz kimdi? Esad bin Zürare. Nuayman'ın imanına kim vesile oluyor? Esad bin Zürare vesile oluyor. Nuayman sizin böyle hayatınızdan daha çok sevdiğiniz bir sahabe efendimizin kız kardeşiyle evli. Kimle? Abdurrahman İbni Af'ın kız kardeşiyle evli. Nuayman Medine'de Hazreç kabilesinden. Hani iki büyük kabile vardı Evs ve Hazreç. İşte orada Hazreç kabilesinden ve Neccaroğullarından. Şimdi buraya bir 2 dakika girelim mi? Neccaroğulları kimdi? Efendimizin dayı tarafı diyorduk. Çünkü Abdülmuttalib'in dayılarındandı. Şimdi burayı biraz ince anlatayım. Çünkü çok güzel bir bilgi. Abdülmuttalib kim oluyor? Efendimiz Aleyhisselam'ın dedesi Abdülmuttalib. Abdülmuttalib'in babası Haşim. O yüzden diyorlar değil mi Haşimoğullarında? Haşim ticaretle uğraşan bir zat. Ticaretten ötürü bir gün Yesrib'e gelir. Yesrib neresi? Şimdiki Medine. O zaman ne? Yesrib. Yesrib'de
Neccaroğullarından bir hanımla evlenir. O hanımla evliliğinden çok kısa süre sonra ticaret için Gazze'ye gider Haşim. Abdülmuttalib'in babası Haşim ticaret için gittiği Gazze'de vefat eder. Kendisi vefat edince oğlu Abdülmuttalib, torunu Efendimiz Aleyhisselam gibi yetim doğar. Yani babasını görmeden doğar. Kendisi doğduğunda saçlarında biraz ak vardır. Bu yüzden de ona isim olarak saçı ak, saçı beyaz manasında Şeybe ismini vermişlerdir. Daha sonra amcası Muttalib, Şeybe'yi daha küçüklüğünde yanına alıp himaye ettiğinden o dönemin ağzıyla Muttalib'in kölesi anlamında olan Abdülmuttalib demişlerdir. Ve biz de hala Şeybe ismini değil Abdülmuttalib ismini kullanırız. Amcası Mekke'ye götürür. Yani 8 yaşındayken Efendimizin dedesi Abdülmuttalib aslı ismiyle Şeybe Mekke'ye gelir ve ondan sonrasını da zaten biliyorsunuz. Allah Allah. Nuayman'dan devam ediyorum. Nuayman'a kim vesile oldu demiştik? Esad bin Zürare. Nuayman ikinci Akabe biatına gelen 75 tane iman etmeye gelen sahabe efendimizden birisidir. Ve Efendimiz Medine'ye hicret edince kaderin hikmeti Nuayman'a da evi bir miktar komşuluk mesafesinde olur. Şimdi Efendimizin Nuayman'a muhabbeti çok farklı ve özellikle şöyle bir durum var. Ne zaman Nuayman'ı görse Efendimizin yüzü gülüyor. Hep tebessüm ediyor. Nuayman'ın Allah Azze ve Celle simasına da o güzelliği vermiş. Yani bir insanın Nuayman'ı görüp şöyle tebessüm etmemesinin imkanı yok. Sizin de var değil mi? Öyle arkadaşlarınız. Yani görünce böyle bir o mizacından dolayı bir gülesiniz geliyor. Ben bunu okuyunca dedim ki ya Resulallah senin ömrün hüzünle geçmişken her gördüğünde Nuayman seni güldürüyorsa Allah da iki cihan onu güldürsün inşallah ki Nuayman sahabe efendilerimizden inşallah da gülüyordur. Zaten onun böyle bir duaya bile ihtiyacı yok ama değil mi? Allah onu ahirette de en güzel şekilde güldürsün. Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te başı çeken kahramanlardan biridir. Bakın 313 Bedir ashabından bir tanesi Nuayman. Yalnız Nuayman Efendimizin ufak bir zaafı var. İçki noktasında hafif bir zaafı var. Ve takribi 4 defa ya Resulallah ben dayanamadım içki içtim bana had cezası uygula diye yanına geliyor. Biliyor musunuz? Ve 4. defa Efendimizin yanına geldiğinde Efendimizin yanında birisi daha var. Kim var? Hazreti Ömer var. Hazreti Ömer artık sinirleniyor. Allah sana lanet etsin Nuayman yine mi içtin diye öfkeyle bir cümle söylüyor. Efendimiz Aleyhisselam hemen devreye giriyor. Sus ey Ömer sus. Vallahi Nuayman'da Allah'a ve Resulüne karşı sevgi vardır. Sakın ona beddua etme diyor. Burayı unutmayalım, birazdan lazım olacak yine. Efendimiz Nuayman'ın hangi özelliğini çıkardı ortaya? Allah'a ve Resulüne muhabbetini. Sen onun Bedir günü yaptıklarını unuttun mu diyor Hazreti Ömer'e biliyor musun? Bedir günü nasıl merdane durmuş bir insan ah Bedir ashabı. Yeryüzüne öyle 313 kişi bir daha gelmeyecektir, imkanı yok. İşte o 313 kişiden birisidir Nuayman Efendimiz. Bize burada başka dersler var, nedir biliyor musunuz beyler? Günah başka bir şey, günahkar başka bir şey. Biz günahı sevmeyiz. Ama günahkarla bizim sevmeme gibi bir işimiz yok. Biz içkiyi sevmeyiz ama içki içeni sevmeme gibi bir işimiz yok. Ya sen onu sevmezsen nasıl ona şefkat merhamet besleyip sen ona yardımcı olacaksın ki? Burada içinizde hangilerinin eski hayatında öyle ya da böyle günahlar yoktu ki? Veya şimdi öyle böyle hatalarımız günahlarımız yok ki? O zaman her birimiz birbirimizde olmayan diğer günahları cımbızla çekelim ve birbirimizi sevmeyelim. Hayır öyle bir şey değil. Bizler günahı sevmek zorunda değiliz. Ama bir insanı o günahları ve kusurlarıyla sevmek zorundayız. İşte Efendimiz Nuayman'la ilgili bu hadise de aslında bunun da dersini veriyor bize. Bizler günahı sevmezken başkasının günahına ağlayan adamlar olmak zorundayız. Zira şunu unutmayın. Az önce demişti ya Efendimiz Nuayman için o Allah'ı ve Resulünü sever diye. Biz Enes bin Malik'ten başka bir yerde de Hazreti Sevban'dan nakledilmiş bir hadisi biliyoruz. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Ya nasıl da Nuayman'a bakan bir hadis. Derler ki gönlün sevmesi elin vermesiyle belli olur derler. İnsan sevdiğine ne yapar? Ya şu çayı da iç, şu yemeği de iç. Dur üşüdün mü? Hırkamı vereyim sana. Dur yolluk yapayım vereyim sana. Çünkü gönlün sevmesi elin vermesiyle belli olur. Şimdi Nuayman ne zaman eline güzel böyle yiyecek, bal, meyve, sebze bir şey gelse hemen Efendimiz'e verirmiş. Efendimiz yerken de böyle uzaktan izlermiş. Ya ben onun yemesinden çok lezzet alıyorum dermiş. Bir gün pazara gidiyor. Pazarda da ya bal ya da tropikal meyve işte farklı rivayet var. Böyle yeni bir ürün gelmiş. Nuayman da bakmış ama cebinde para yok alacak. Demiş ey satıcı sen şunları paketle demiş. Benim peşime düş. Ben orada sana parasını verdirteceğim demiş. Satıcı peşine düşüyor. Efendimiz'i görüyor. Ey Nuayman diyor. Nuayman da hep Efendimiz'e hediye getiriyor. Efendimiz onu görünce yine tebessüm etmeye başlıyor. Dağıt dağıt diyor. Satıcı böyle meyveleri falan dağıtıyor ediyor balı meyveyi. İşte Efendimiz Aleyhisselam yiyor. Daha sonra adam diyor ey Nuayman diyor benim paran olacak. Sen parayı git o yiyenlerden al diyor.
Adam gidiyor efendim karşısına dikiliyor. Ya sonra böyle böyle Nuayman dedi ki parayı senden alacakmışım. Ya bunlar hediye değil mi? Hediye değil deyince Efendimiz Aleyhisselam hem tebessüm ediyor hem de orada hesabı ödüyor. Yani Nuayman'ın naz makamını görüyor musunuz? Yani ne kadar Efendimiz'de yeri var. Bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hem peygamber hem de bir devlet başkanı. Yani bize bir koltuk verirse forsumuzdan geçilmiyor. Sen mi bana böyle yaptın? Sen mi bana bunu dedin? Sen kimsin bunu dedin? Efendimiz'deki merhamete bakar mısınız yani? Nuayman'ın bu tür şakalarını ne kadar merhametli bir şekilde karşılıyor Efendimiz Aleyhisselam. Günün birinde bir bedevi Efendimiz Aleyhisselam'ı ziyarete geliyor. Bu arada burada bedevi olumsuz bir anlamda değil. Ne demek bedevi? Köyde yaşayana bedevi deniyor değil mi? Hani o manada düşünelim lütfen. Bir bedevi Efendimiz'i ziyarete geliyor. Gelince de devesini bağlıyor bir yere. Efendimiz'in yanına huzuruna gidiyor. İşte Efendimiz'e muhabbet edecek, hasbel edecek. Nuayman'ın yanındakiler de ey Nuayman şu deveyi görüyor musun? Sen bu deveyi indiremezsin, kesemezsin, biçemezsin derken Nuayman'ı gaza getiriyorlar. Nuayman Efendimiz de ya olur mu ben yaparım ederim deyince bak görürsünüz diyor. Alıyor deveyi kesiyor. Herkese ziyafet veriyor. Bedevi Efendimiz'in huzurundan çıkınca Nuayman hemen gidiyor bedevinin yanına. Ya kardeşim bak yoldan geldim gel seni yedireyim ya diyor. Siz ne yüce gönüllü adamlarsınız. Nuayman'ın yanına alıyor bedeviyi. Yediriyor içiriyor. Bedevi tam gidiyor. Ya diyor benim burada bağlı bir devam vardı. Nuayman diyor ya sen ne diyor bir yemek yedin. Aklını mı kaybettin diyor ya. Az önce yediğin neydi deyince adam başlıyor çıldırmaya. Aman diyor benim devemi almışlar, kesmişler, yemişler feryat figan. Nuayman adamın sinirlendiğini görünce hemen oradan kaçıyor gidiyor. Bir çukur buluyor. Hemen çukurun böyle içerisine gizleniyor. Hurmanın lifleri var onu da üstüne örtüyor. Efendimiz çıkıyor ne oldu? Niye bağırıyor bu adam? Adam anlatıyor. Yer üstüne Allah böyle böyle benim devemi kesmişler. Ya kim yapan bunu? Nuayman. Allah Allah. Efendimiz hemen birkaç sahabe efendimize biraz da sinirleniyor yani. Nasıl olur? Bize misafir gelmiş birinin devesini kesip bir de adama yediriyoruz. Hemen peşine düşüyor Efendimiz Aleyhisselam birkaç sahabe efendimizle. Gidiyor. Bakıyor Nuayman çukurda birisi işaret ediyor böyle. Ya Resulallah Nuayman burada diyor. Hurma liflerini kaldırıyor. Nuayman'ı görünce sinirlenmek mümkün mü? Geri çeviriyor. Ya Nuayman niye böyle yaptın diyor. Ya Resulallah diyor. Sana yerimi gösterenler var ya. Bana deveyi kestirenler de onlar işte diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Devenin karşılığını o bedevi efendimize veriyor. Onu uğurluyor gönderiyor. Allah Allah yani nasıl bir yeri var ya Nuayman'ın? Neden Nuayman Allah'ı ve Resulünü sever? Bak bak demek burada niyet olayı var. O niyeti anladığında yani Efendimiz bak ne kadar yüce gönüllü. Başka devam edelim. Tabii Nuayman Bedir'e katılmış dedik. Uhud'a katılmış dedik. Hatta Hendek Savaşı'nda Efendimiz'den müsaade istiyor biliyor musunuz? Ya Resulallah müsaaden var mı? Şöyle şöyle yapıp onları birbirine düşüreyim diye. Efendimiz de git ya Nuayman diyor. Gidiyor orada. Düşmanı birbirine düşürüyor Nuayman. Ona espri yapıyor, ona şaka yapıyor. Sen o sana bunu dedi, bu sana dedi. Onları da birbirine düşürüyor. Hicretin 6. yılında biliyorsunuz Hudeybiye'den sonra da anlaşma şartlarına uyulmadığından anlaşma bozuluyor. Hatırladınız mı? Hatırladınız. Daha sonra Medine'ye birisi geliyor tekrar arayı düzeltmek için. Ebu Sufyan geliyor. O zamanlar daha iman etmemiş Ebu Sufyan. Geliyor Hazreti Ebu Bekir'e gidiyor. Ya Ebu Bekir böyle böyle ya biz anlaşmayı bozduk da düzeltemez miyiz? Ebu Bekir kapıyor kapıları ışık yakmıyor. Hazreti Ömer'e gidiyor zaten Hazreti Ömer'den geçit yok. Hazreti Osman'a gidiyor, kapılar kapalı. Hazreti Ali'ye gidiyor. Hazreti Ali zaten biliyorsunuz onu orada neler söylüyor. Medine sokaklarında böyle dertli dertli geziyor Ebu Sufyan. Ya diyor, ben bu anlaşmayı tekrar nasıl düzelteceğim diyor. O arada da uzaktan kim görüyor onu? Nuayman görüyor. Allah Allah diyor, ben buna edeceğimi biliyorum diyor. Ebu Sufyan o zaman iman etmemiş. Gidiyor yanına. Sen Ebu Sufyan mısın diyor. Ebu Sufyan şaşırıyor, kim bu diyor. Ben Ebu Sufyan'ım diyor. Sen ki Medine'nin ulusu, yücesi Nuayman'ı hicvetmişsin. Ona meydan okumuşsun. Bir daha seni burada görürse Nuayman sana nefes aldırmaz diye korkutuyor. Ebu Süfyan'ın eli ayağına dolaşıyor. Ya kim bu ne diyor falan diye. Gidiyor bir iki kişiye soruyor. Ya biri önümü kesti böyle böyle dedi ya. Kim bu yücelerden yüce Nuayman falan. Vallahi diyor sana söyleyen Nuayman'ın da kendisidir. Yani Nuayman böyle hem eğleniyor hem de biraz ders veriyor orada. Yani insanların kalbine böyle hicvederek korkular sararak. Böyle hadiseler var. Efendimizin vefatına bir yıl kalmış. Hazreti Ebu Bekir ticaret için Allahu Alem Şam'a gidecek Büsra tarafına. Birkaç sahabe efendimizi yanına alıyor. Ticaret kervanını götürecekler. Nuayman'ı da alıyor. Süveybit bin Harmele. Süveybit'i de alıyor. Süveybit'e diyor ki Süveybit sen bizim yemek işlerimizden mesulsun diyor. Kim diyen? Hazreti Ebu Bekir. Benden müsaadesiz sakın yemek çıkmayacak buradan. Neyse kervan gidiyor ediyor. Biri acıkıyor. Kim acıkan? Nuayman. Gidiyor Süveybit'in yanına. Süveybit diyor bana şuradan yemek versene diyor. Süveybit efendimiz diyor ki veremem ya Nuayman diyor. Hazreti Ebu Bekir yasakladı diyor. Ya ne olacak? Kim görecek? Versene şuradan yemek. Acıktık. Veremem ya Nuayman diyor. Allah Allah. Beni buradan aç gönderme. Başına olmaz işler aşarım senin diyor. Süveybit'i tehdit ediyor. Süveybit diyor ki ben emri Hazreti Ebu Bekir'den almışım. Sana yemek memek yok diyor. Sen bilirsin diyor. Sen bilirsin. Bir de şimdi Şam'a gidiyorlar. Medine'den gidiyorlar. Biraz namları da var yani sahabe efendilerimizin orada. Gidiyor tüccarları yanına topluyor. Ey tüccarlar! Ey tüccarlar! Hepsi geliyor şimdi. Nuayman zaten kitabet de var. Acaba diyor ticareten ne satacak? Tam şurada bir kölem vardır diyor. Ama ne köle diyor. Her işi yaptırırsınız diyor. 15 deve veren varsa diyor hemen veriyorum diyor. Biri çıkıyor diyor ki ben verdim 15 deve diyor.
Tamam diyor ama diyor bak benim kölem diyor iyi iş yapar yalnız kötü bir huyu var kendini hür zannediyor diyor. Siz şimdi onu almaya gittiğinizde diyecek ki ben hürüm ne yapıyorsunuz diyecek. Biz hallederiz diyorlar gidiyorlar. Bir gidiyorlar Süveybit orada tam Hazreti Ebubekir'in emir verdiği yerde. Ardından diyorlar ki biz seni satın aldık. Ya ne satın aldınız ben hür bir adamım olur mu hür adamsın şöyle böyle. Alıyorlar Süveybit'i götürüyorlar. Köle diye almışlar götürüyorlar. Bir süre sonra Hazreti Ebubekir geliyor diyor ya Süveybit nerede? Nuhayman da sorunca anlatıyor vallahi ya Ebubekir. Böyle böyle bir iş oldu. Bana yemek vermedi. Ben de onu köle diye sattım diyor. Hazreti Ebubekir koşuyor kervanın peşine. Ya diyor böyle böyle bir olay var. Şöyle olmuş falan diye. Onunla hali anlatıyor. Durumu veriyor. İşte develeri geri veriyor falan. Süveybit'i oradan kurtarıyor. Efendimiz Aleyhisselam ömrünün son demlerinde oluyor. Hazreti Ebubekir bunu anlatıyor. Hazreti Ebubekir bunu anlattığında Efendimiz dişleri gözükene kadar gülmüş. Ve ondan sonra böyle ne zaman konu açılsa ya Ebubekir neydi o olay diye defalarca anlattırmış. Yani Nuayman'ın bu hoş hatırasını defalarca anlattırmış. Allah Allah. Ve ma ersalneke illa rahmeten lil alemin. Ne diyordu? O alemlere rahmet olarak gönderildi diyor Efendimiz Aleyhisselam. Ya nasıl böyle engin bir rahmet olur? Kendisine yapılan şakada da öyle. Başkasına yapılan şakada da. Ama emin olduğu bir şey var. Nedir o emin olduğu şey? Nuayman'ın niyeti. O kadar güzel ki niyeti. Şimdi bunları okuyunca da insan şey diyor değil mi? Efendimizin yüzünden başkalarına karşı özellikle tebessüm eksik olmamış. Ve ne denilmiş tebessüm için? Sadaka hükmünde. Verecek paran da mı yok? Yok. Tamam tebessüm et. Şimdi insan bunları okuyunca ya bir mümin başka bir mümine sadaka hükmünde olan bir tebessümü nasıl esirger? Yani biz böyle ceberrut ceberrut sen fasıksın öleceksin biteceksin birbirimize sürekli bunları yansıtmak zorunda değiliz. Onların yeri var. Onların yeri ayrı. Onlar yok değil. Onların da bir kıymeti var ama daha tanıştığın adama, ettiğin adama, hiç görmemişsin, etmemişsin. Adam zaten günümüz spekülasyonlarından dolayı biliyorsunuz gazeteler, Twitter, Nadir bin Haris gibi hep İslam'ı kötü gösteriyor. Adam korkuyor, ürküyor biraz ya. Ona icabınca davranmak lazım. Bir tebessüm etmek lazım, bir tebessüm. Bu İslam buna sadaka demiş yani. Bunu da esirgememek lazım. Nuayman Efendimiz de çok iyi görüyoruz. Şimdi yine Nuayman'ın sınırları zorlayan bir meselesi var. Efendimiz Aleyhisselam'dan sonraki dönemde, Hazreti Osman döneminde. Üç kıtayı yönetiyor Hazreti Osman. Yani inanılmaz İslam genişlemiş o zaman. Üç kıtayı yöneten Hazreti Osman Mescid-i Nebevi'de namaz kılıyor. Tam böyle arkalarında da 115 yaşında bir sahabe efendimiz var. Gözleri ama olmuş. Gözleri görmüyor. Mahreme bin Nevfel isminde bir sahabe efendimiz var. Mescid-i Nebevi'de namaz kılıyorlar yine. Mahremenin de çok affedersiniz bir ihtiyacı geliyor. Tam o esnada gözleri ama olduğu için mescitten dolanıyor yine mescidin içine giriyor. Yanlış bir yere gidiyor. Sahabe efendilerimiz uyarıyor. Dur dur mahreme diyor. Ne yapıyorsun diyor. Burası uygun bir yer değil diye uyarınca Nuayman bunu duyuyor. Ya diyor ben gideyim de bir yardım edeyim diyor mahremeye. Gidiyor sahabe efendimizin yanına mahremenin yanına. Ya diyor böyle böyle işte senin bir ihtiyacın var herhalde. Evet evladım ihtiyacım var. Ya dur ben sana yardım ederim diyor. Oradan alıyor mahremeyi mescidin öbür köşesine götürüyor. Burası uygundur diyor. Tam mahreme orada ihtiyacını halledecek. Sahabe efendimiz geliyor. Dur ne yapıyorsun diyor ya falan. Ne oldu diyor ya bura Mescid-i Nebevi'nin içidir burada olur mu deyince. Kim beni buraya getirdi Nuayman. Ben sorarım o Nuayman'a diyor. Çok öfkeleniyor. 115 yaşında ihtiyar bir sahabe efendimiz. Aradan birkaç gün geçiyor. Mescid-i Nebevi'de gene Hazreti Osman orada namaz kılıyor. Arkada da mahreme namaz kılıyor. Nuayman geliyor biliyor sinirli ona. Sesini değiştiriyor. Ey mahreme sen Nuayman hala sinirli misin diyor. Ben diyor ona öyle bir sinirliyim ki bir göreyim onu bastonu kafasında kıracağım onun diyor. Gel diyor seni yanına götüreyim Hazreti Osman'ın yanına götürüyor. Aa Nuayman budur diyor vuruyor Hazreti Osman'ın kafasını yarıyor. Kafası kanıyor Hazreti Osman'ın. Mahreme zaten sinirli bir de bakıyor ki ses Hazreti Osman'ın sesi. 10 kat siniri artıyor. Bu Nuayman bana ne yaptı diyor. Akrabalarına haber veriyor ben kısas istiyorum diyor. Nuayman'ı bana bulun diyor. Hazreti Osman huzuruna çağırıyor ikisini birden. Nuayman huzurda. Mahreme bin Nevfel huzurda. Ey mahreme diyor. Normalde benim de kısas hakkım var. Kafası yarılan benim diyor. Hazreti Osman Efendimiz gösteriyor. Bak kafası yarılan benim diyor. Anlıyorum sen de öfkelisin diyor. Vakti zamanında bir gün bir olay oldu. Hazreti Ömer Nuayman'a sinirlenmişti. Efendimiz dedi ki bak o Allah ve Resulünü sever. Sen onun Bedir'de ne yaptığını bilmez misin dedi. Sinirlenmesine müsaade etmedi. Böyle bir olay varken şimdi biz hak talep etsek, kısas istesek bize yakışır mı diyor. Bunu duyan mahreme. Bunlar sahabe yüreği. İkinci cümle eder mi? Tamam diyor. Madem öyle diyorsan öyledir. Bir şartım var. Bu Nuayman bir daha benimle uğraşmayacak diyor. Hazreti Osman orada ikna ediyor. Ardından bu şakada bu şekilde kapanıyor. Hazreti Ali döneminde sahabelerin içinde karşılıklı fitneler başladığı günden sonra Nuayman'ın bir daha güldüğüne kimse şahit olmamış. O yerinde güler, yerinde hüzünlenir. Onun kalbi diğer sahabe efendilerimiz gibi ümmetin ritmiyle bir atar. Sahabe efendilerimizin o fitnelere düştüğünü gördüğü günden sonra, Cemel'den, Sıffın'dan, hakem olaylarından sonra Nuayman'ın yüzü bir daha hiç güldüğünü gören olmamış. Onun gibi güzel gülen insanların ümmetin derdinden kopuk yaşadığını asla ve asla sanmayınız.
Buralardan insan başka şeyler de anlıyor. Ne anlıyor biliyor musunuz? Zaten merhametle Efendimiz tamamen müsemma. Hiç onu konuşmaya gerek yok. Hazreti Osman Efendimiz gibi geniş gönüllü olmak kime düşecek? Bizlere düşecek. Buradan bir ders bu çıkıyor. Başka bir ders ne çıkıyor biliyor musunuz? Bakın Nuayman Efendimiz bir ufak zamanında hafif içkiye düşmüş. Yer yer sahabe efendilerimizle hep şakalaşmış. Ama bir şeyden hiçbir zaman taviz vermemiş. Ne biliyor musunuz? Allah ve Resulü sevmekten hiç vazgeçmemiş, hiç taviz vermemiş. Her hale düşebiliriz, her zorluğu yaşayabiliriz. Bir şeyden vazgeçmememiz lazım. Biz bu kalbin Allah ve Resulü'nü sevmek için yaratıldığının farkında olursak, inanın Allah bu elleri hiçbir zaman bırakmayacak. İnanın, inanın. Müslümansın ya, Müslümansın. İnsansın, başına geliyor, düşüyorsun, tökeziyorsun. Sen kalbinde o sevgiyi böyle cayır cayır yakmaya devam ettiğinde Allah o meşaleyi söndürür mü? Söndürmez. Niye söndürmez biliyor musunuz? Adetullah'tır, sünnetullah'tır. Teveccühle karşılık görür. Ne demek biliyor musunuz bu? Siz Allah'a bir adım attığınızda 10 adım karşılık göreceksiniz. Siz Allah'a yürüdüğünüzde koşar adım karşılık göreceksiniz. Sünnetullah'tır, adetullah'tır, suyun kaldırması gibi, yerin çekimi gibi cari bir kanundur. Teveccüh, her zaman teveccüh görür. Siz kalbinizde cayır cayır o Allah'a yanan meşaleyi söndürmeyin. Ya Rab edemem sensiz, varamam sensiz, bahtına düştüm. Ya Resulallah sen olmasan hanımım, kızım, çoluğum, çocuğum, anam bile sevgiye layık değildir. Anam babam da sana feda olsun ya Resulallah diye o meşaleyi yakmaya devam edin. O teveccüh her zaman teveccühle karşılık görecektir. Ben Nuayman'dan bu dersi aldım. Şakalaşmanın İslam'daki yerine devam etmek istiyorum. Bir mümin Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatına baktığında nerede vakarlı ve ciddi duracağını öğrendiği gibi nerede şakalaşması gerektiğini de öğrenir. Yani bir insansın yani hiç latife yapmadan, şakalaşmadan olabilecek bir iş mi? Hiç imkanı yok. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin bir ismi var. El-Latif. Kullarına latif manası da oradan geliyor. Sezdirmeden ikramda bulunan demek. Şimdi biz şakalaşmaya latife diyoruz. Latife nereden geliyor o zaman? Sezdirmeden dostlarıyla şakalaşma manasına geliyor. İncitmeden, kırmadan şakalaşma manasında. Üstadın yanından ayrılmayan talebelerinden olan Zübeyir Gündüz Alp abinin muazzam bir lafı var. İnsan karşıdakine kinini, hıncını açık açık söyleyemez. Şaka yolu söyler. Böyle kezzap hükmünde şakalar yapmayın diyor. Hatırlar mısınız? Demek bir insanın kırıcı yaptığı şakalar ne hükmünde Sinan? Kezzap hükmünde. İşte bunlar Efendimizin hayatındaki şakalardan uzak şakalardır. Şimdi bazen Efendimizin böyle incelerden çok hoşnut olmadığı şakalar olmuştur. Mesela 17 günde İbranice'yi öğrenen bir sahabe efendimiz var. Zeyd bin Sabit. Biraz heyecanlı bir sahabe efendimiz. Bir gün uyuyor. Tam uyurken kılıcı yanında çünkü o an her an olaylar olabiliyor. Birkaç sahabe efendimiz de ona şaka yapmak istiyorlar. Zeyd bin Sabit'in kılıcını saklıyorlar. Böyle bir de düşman gibi yüzlerine belki bir şeyler geçiriyorlar. Ve bir anda böyle sanki düşman baskın yapmışçasına uyandırıyorlar Zeyd bin Sabit'i. Uyanınca hemen kılıcına bakıyor. Kılıcını da göremeyince böyle çok heyecanlanıyor. Biraz panik geçiriyor. Öyle olunca Efendimiz Aleyhisselam bu şakalaşmayı uzaktan izliyor. Ve rivayetlerde bu şakalaşmadan memnun değildi diye bahsediyor. Bakın Efendimizin de böyle biraz insanları korkuturcasına yaptığı şakalar var. Mesela bir tane şair biraz farklı bir şiir okuyor. Öyle okuyunca götürün bunun dilini kesin diyor Efendimiz. Yani ne demek istiyor musun? Ganimet mallarından memnun olmadığı için şiir okuyor. Onun dilini kesin derken ganimet malını fazla verin diyor yani. Şimdi Efendimizin de var böyle ama kime yapılacağını biliyor Efendimiz. Demek ki şakalaşmada muhatabın rolü önemli mi? Çok önemli. Yani çok heyecanlı birisine, heyecan verici bir şaka yapıldığında tezcanlı birisine Efendimiz bundan memnun olmuyor. Şaka yapılırken yalana girilmemeli. Bir gün Efendimiz Aleyhisselam mescitte 3 kez yazıklar olsun, yazıklar olsun, yazıklar olsun diye bağırıyor. Sahabe Efendimiz soruyor ya Resulallah ne oldu niye yazıklar olsun, kime yazıklar olsun diye sorunca insanları güldürmek için yalan söyleyene yazıklar olsun diyor orada. Burada ağır bir mesele var. Çünkü nerede yazık olacağını bilmezsek imanı kaybetme riski var mı? Var. İslam'da bazı meseleler vardır ki şaka kabul etmez. Sarhoş olsan şaka yolu söylesen ne söylersen söyle eşini boşadın de o iş gitmiştir mesela. Yeni maddemizin adı Tevriye. Efendimiz Aleyhisselam'ın şakalaşırken çok kullandığı bir olay. Bir kelime söylüyor Efendimiz Aleyhisselam. Kelimenin asıl manasını muhatap anlıyor. Farklı manasını Efendimiz söylemek istiyor. Orada ne oluyor? Bir şakalaşma oluyor. Mesela bir gün bir tanesi Efendimiz Aleyhisselam'dan deve istiyor. Efendimiz diyor buna bir devenin yavrusunu verin deyince ya Resulallah ben yavru deveyle ne yapayım? Ya öyle olur mu diyor. Her deve bir devenin yavrusu değil midir diyor. Tevriye olmuş oldu. Bu şekilde Efendimiz Aleyhisselam şakalaşıyor. Çok seviyor bu şekilde. Bunu Efendimiz Aleyhisselam siyaseten de kullanıyor. Bedir'in ilk çıkış sebebini hatırlar mısınız? Ebu Sufyan'ın kervanlarına vurmak için çıkıyorlardı. Efendimiz Aleyhisselam birkaç sahabeyle Bedir'e çıkıyor. Çıktığında da kervanı arıyor. Orada Kureyşlerden birisini görüyor. Ama gören kişi Efendimiz'i tanıyor mu? Tanımıyor. Tanısa ne olur? Olay çıkar, sorun çıkar. Efendimiz diyor ki, ya bu Ebu Sufyan'ın kervanı vardı. Nerede bu Ebu Sufyan'ın kervanı diyor. Kureyşli diyor ki, ben kervanı söylerim de siz kimsiniz? Soran kim onu bir söyleyin diyor. Efendimiz diyor ki, nahnu min ma'in diyor. Biz sudanız.
O zaman Su diye bir kabile var. Çok tüccar bir kabile. Adam da onları Su kabilesinden zannedip ha öyle mi? Tamam o zaman kervan burada diye cevap veriyor. Ama Efendimiz orada ne demek istiyor? Biz sudanız yani bir damla sudan geldik manasını söylüyor. Tevriye ne oluyor anladınız mı? Demek şakalaşırken bu şekilde Efendimizin üslubunu da bilirsek biz de birbirimize nasıl hiciv yapacağımızı biliriz. Şakalaşma manasında insanlara ağır gidecek lakaplar veriyoruz. İnsanlara böyle hoşuna gidecek lakaplar belki verebiliriz ama insanın hoşuna gidip gitmeyeceğini anlamamız lazım. Mesela birisine aslansın denilse ne olur? Hoşuna gider. Ama birisine davarsın denilse şimdi o da hayvan, o da hayvan. O olmaz yani değil mi? Adam der ya hayırdır ya bize davar mı diyorsun? Şimdi bunlar şey de önemli böyle iklim, bölge. Çünkü her yerde bunlar değişik bir şekilde söylenebiliyor. İnsana yapılan şaka gibi lakap da hüsnü kabul görmelidir. Mesela bir sahabe efendimiz var. Belki böyle birçoğumuz ismi Abdullah mıdır, Abdurrahman mıdır ismini bile bilmiyoruz. Niye bilmiyoruz biliyor musunuz? Efendimizin ona taktığı mahlas, lakap o kadar üstü kabul görmüş ki. Kim o sahabe efendimiz? Ebu Hureyre yani. O kedileri gezdirirken Efendimiz bir gün ona sen kedi babasısın demiş ya. Ebu Hureyre demiş. Daha sonra belki kendisi bile adını hiç zikretmemiş. Ne zaman ona Ebu Hureyre denilse ben ancak buna dönüp bakarım demiş kendisi. Yani Efendimizin birisine verdiği lakap bile onun hoşuna gidecek bir lakap. Bir gün Hazreti Ali Efendimiz böyle evde ufak bir şey oluyor. Daha sonra mescide gidiyor. Mescitte de böyle üstü toz toprak halinde. Efendimiz onu görüyor. Ya Ebu Turab ne oldu diyor. Ebu Turab ne? Turab. Toprak demek değil mi? Ebu Turab. Ey toprağın babası ne oldu diyor. Ali Efendimiz de mahlas olarak ondan sonra Ebu Turab diye çok yad ediliyor. Ama baktığında dikkat edin. Hep insanların hoşuna gidecek lakaplar söylüyor. Ya Zülüneyn. Bunu kime söylüyor? Çift kulaklı. Enes bin Malik değil mi? Annesi 10 yaşında infak edince... O Enes bin Malik o iki tane kulağıyla bize o kadar şeyler nakletmiş ki biz 2600 hadisi onun sayesinde biliyoruz. Efendimiz de onun öyle istidadı olduğunu bildiğinden ey çift kulaklı Enescik diye ona hitapta bulunmuş. Bak ne kadar güzel değil mi? Ne kadar manidar şakalar. İsim noktasında ve lakap noktasında biz bölgesel hitaplara da çok dikkat etmemiz lazım. Yani biz bazen doğulu bir insanın batılıya yaptığı şaka bile batılıda karşılıksız kalıyor. Ya da batılı bir adamın doğuluya yaptığı şaka. Ben anlatayım bir tane olayı. Şimdi üniversitede çok ilginç şakalar var yani hakikaten. Sınıftayım böyle. Bir tane arkadaş dedi ki ya hocam dedi işte hazırlık okuyoruz. Biz dedi balık yedik ama zehirlendik mi falan dedi. Ben de dedim bir ayran için belli olur dedim. O sınıf kahkaha attı. Bir tane arkadaş da şey yaptı ya çakal seni yaptı. Ben de hiç duymamışım bizim buralarda böyle bir espri. Çakal makal. Çıkışta çocuğu çektim dışarı. Dedim sen birader hayırdır ne diyorsun falan. O da bir İstanbul beyefendisi bir kardeş. Ya Mehmet kardeşim niye sinirlendin dedi ya. Bu işte esprinin karşılığı bir olay falan. Yani anlamayınca öyle olmuyor hitap. Ya şaka deyince bir gün de bana yurtta şaka yaptılar. Akıllara zarar. Ya şimdi yurda gitmişiz. İzmir'de Ege Üniversitesi'ni kazanmışım. Devlet yurdu. Bir de kaderin hikmeti tevafuk beni yanlışlıkla 2 yıllıklar bile ona vermişler. Ben de böyle Mersin'i özlüyorum. Nasıl özlüyorum? Ya ben 3 yıl boyunca Mersin'i özledim. Gidiyorum yangın merdivenini oraya. Elime çayımı alıyorum. Bir tane böyle türkü açıyorum. Böyle efkarlanıyorum. Mersin'den arkadaşlarımı alıyorum. Özlüyorum. Ya diyorum ben çok öfkarlıyım. Şöyle böyle. Tam Ramazan ayı ilk zamanları. Yine efkarlanmışım. Sonra da arkadaşlar etüt odaları vardı yurtlarda. Etüt odasında ne yapılır? Batak oynanır. Arkadaşlar da orada batak oynuyorlardı. Ben de gittim dedim hem onlarla muhabbet edeyim hem cam kenarında oturayım biraz da orada efkarlanayım. Çünkü hep aynı yerde efkarlanmak sıkılıyor yani insan. Bu arkadaşlar oturdular böyle batak odasına. Şey etüt odası adını değiştirdik. Ben de köşede camın kenarında kapı açıldı. Giren girene 5, 10, 20, 30, 40 kişi içeri bir girdi. Bir tane arkadaşın elinde böyle oltu tesbih. Bir tane Manisalı arkadaşımız vardı böyle hafif zayıfçasına. Olayı anladı korktu böyle. Siz dedi Ramazan günü buradan abiyorsunuz falan böyle. Abi dedi ben dedi şöyle böyle yaparken abine dedi tokadı bir koydu bizimkine Manisalı ya Manisalı böyle. Zaten ritimciydi böyle darbuka ritmi gibi 3-4'lük böyle sekti sekti yere düştü. Allah Allah dedim olaya bak dedim ya. Ya biz de şimdi Mersin'de Bağbahçe'ye çok çıktığımızdan hep yanımızda çakı taşıyorduk. O zamanda da böyle elma kesme portakal kesme sünnettir biliyorsunuz. Ben de hemen böyle şöyle iki parmak dikiş tutmaz derler bilir misiniz? Şöyle uzun incedir falan vurdum şak diye. Ben de iki parmak şöyle okşadım bir nerede ne yapıyor falan bir halın hatını sorayım dedim. Çünkü olay ciddileşecek. Böyle bizi dizdiler masanın etrafına. Bu oltulu masanın başında böyle çeviriyor oltuyu falan. Diyor siz diyor burada diyor hayırdır diyor ne yapıyorsunuz diyor. Bizim Nevşehirli dedi ki vallahi abisi dedi. Abisi mi dedi? Vallahi kardeş dedi. Kardeşini dedi. Abicim bir şey söyle. Abini dedi çat. Allah ortalık karıştı. Ben yine bakıyorum. Benim sünnet duruyor mu orada? Ondan sonra böyle dedi Ramazan ayındayız. Gece vakti. Dedi siz dedi Ramazan'da dedi böyle dedi. Batak oynamaya dedi utanmıyorsunuz mu dedi. Sen dedi oruç tutuyor musun dedi. Soruyor sırayla tekmil. Bizim Nevşehirli'ye sorduk. O dedi ki abi bir şey söyleyebilir miyim dedi. Söyle dedi. Vallahi tutuyor mu abi de falan diyor böyle. Anladın mı? 40-50 kişi olay büyük. Öbürüne dedi tutuyor mu tutuyor mu. Bana dedi ki sen dedi oruç tutuyor musun dedi. Sen tutuyor musun dedim. Elhamdülillah dedi şöyle. Vurdu böyle.
Dedim bak ne güzel dedim, Allah'ın adını ağzına alıyorsun. Daha yeni gelmişiz yani, bu kadar adamın gelip böyle huzurunu kaçırmaya gerek var mı? Hiç icap ediyor mu bu şekilde dedim. Buranın dedi kuralları var kardeş dedi. Elinde de oltu tespih vuruyor böyle. Oltu da çabuk kırılır, bilmiyor. Dedim kim koyuyor kuralları? Ben koyuyorum dedi. Dedim vallahi kardeş ben senin koyduğun kuralı muralı tanımam dedim. Sonra tespih bana bir fırlattı. Tam o esnada Matrix'te böyle şey olur ya. Çuk, çuk. Tespih böyle havada dönüyor, ritim ritim görüyorum. Bir masaya koydum, bir sandalyeye koydum. Bizim sünnet vardı işte çakı, dikiş tutmaz. Onu aldım, çektim şıkırt diye. Elimi de böyle arkama koydum, kimse tutmasın. İki duvarın köşeye gittim. Nasıl bağırıyorum biliyor musun? Davranmayın lan yakarım. Önüme gelene, davranmayın yakarım, yakarım, davranmayın yakarım diye. Lan diyorum hem Allah'ın adını ağzınıza alıyorsunuz. O zaman da mücahit ruhum var. Bir de Allah diyorlar ya, ona çok ayar oldum. Lan hem Allah'ın adını ağzınıza alıyorsunuz. Hem burada geliyorsunuz adamın huzurunu yakarım lan. Oh, oltalık böyle karıştı. Herhalde 2 dakika, 3 dakika şuurum da yerinde diye. Bağırıyorum yani böyle. Davranmayın yakarım. Kafaya da koymuşum, bir şeyler olacak yani. Diyorum zaten 40-50 kişi merhem eder. Bari hakkını vereyim öyle merhem etsinler diyorum yani. Diyorum davranmayın yakarım falan. 2-3 dakika geçti. Yan odamda benim 5 tane Kayserili vardı. Sonra eve çıktım onlarla. O 5 tane Kayserili böyle geliyor. Böyle artık sesleri duymaya başladım. Filmlerde bomba patlar adam sonra duyar ya, aynı öyle. Sesleri duymaya başladım. Ben davranma yakarım böyle, önüme geleni kolluyorum yani. Harekete çekilmişim böyle. Şaka şaka diyorlar bana. Ne diyorum? Şaka şaka, yurt şakası, yurt şakası. Daha sonra duymaya başladım. Yurt şakası, yurt şakası. Şaka mı dedim, şaka. Allah Allah dedim ya. Daha yeni gelmişiz birader, kendimizi kolluyoruz. Böyle şaka mı olur? Çakıyı şey yaptım, sünneti. Cem'e koydum. Daha sonra oradan bir tanesi geldi. Dedi koydun mu dedi. Oltulu var ya oltulu. Dedim koyduk kardeş, görmüyor musun yani. O da biz de ona şaka yapmışız yani. Koyduk kardeş dedim, görmüyor musun falan. Ondan sonra başka bir tane geldi. Dedi kardeş delikanlı adamsın dedi. Çakam her yerde çekilmez. Dedim 40 kişiye çekilmezse o çakı kürdan edek falan diye. Mesela biz bazen dışarı çıkıyoruz. Tanıyorlar bizi. Hani aa hayalhanem Mehmet abi falan diye. Hatırlıyor musunuz? Tanıyorlar, Allah razı olsun kardeşlerimiz hepsi. Benim tanınma oradan başlamadı. Benim tanınma yurttan başladı. Şimdi ben yurtta olayı yaptım ya, sonra bizim adımız duyuldu yurtta. Ya bir adam varmış şöyle bir falan. Ertesi gün, ha Çakı Mehmet. Çakılı Molla, Kamalı Molla var ya usta. Ertesi gün fişle yurdun, KYK yurdunun kantininden yemek yiyoruz fişle. Yumurta, peynir falan, oturduk arkadaşlarla yemek yiyoruz. Yan masada bir ses duydum. Duydun mu ya? Arkadaşım bir tanesi çakıyı çekmiş, 40'ını 50'sini dizmiş falan filan diye. Öbürü de bir baktı böyle, ha bu arkadaş, bu arkadaş dedi, ben böyleyim. Çay var elinde. Böyle yakışır baba böyle. Yani bizim ilk tanıma oradan başlamıştı. Çakı Mehmet diye. Böyle şakalar olmaz. Böyle yapmayın. Ya sonra Allah affetsin ben de yaptım ya birkaç kez. Şimdi yurtta biraz adımız çıkınca bu sefer ya gel dediler seninle şaka yapalım. Bir gün gecenin ikisi mi üçü mü? Allah'ım sen affet ya. Gecenin bilmem kaçı. Milleti yatağından alıyoruz ya. Çocukları yatağından çektik dizdik böyle. Ben de işte güya şeyim işte, arkadaşlar yanıma dizilmiş, ben falan şöyle şekil yapıyorum, tribe girmişim. Oradan arkadaşlara geldim, memleket soruyorum, sen diyorum nerelisin, ne yaptın falan. Bir tane Adanalı var, abi ben de Adanalıyım, ben de Adanalı. Ya tamam Adanalı, dur hele. Mersin Adana kardeş ya, abi Adanalıyım. Ya tamam dur, sıranı bekle Adana falan. Ardından böyle bir tane kardeş duruyor böyle, biraz heyecanlı da böyle. Dedim sen dedim, ne iş yapıyorsun? Vallahi dedi, ağam dedi. Allah bilir. Vallahi ağam dedi ben futbolcuyum dedi. Sektir lan dedim. Ne abi dedi. Sektir lan topu dedim. Çocuk durduğu yerde top sektiriyor böyle. Top falan yok ortada. Ya vallahi böyle şakalar yapmayın. Ben olumsuza da örnek vermek istedim. Böyle şakalar hoş değil. Ahirette bakalım bize de otur bakayım şuraya demezler inşallah. Ben dua ediyorum bu kardeşlerime. Şu an izliyorlarsa helallik de istiyorum inşallah. Haklarını da helal etsinler. Bu dersin hürmetine bize de haklarını helal etsin. Ya çok ilginç ya. Bir gün Urfa'ya gittik. Urfa'da da bir arkadaş var. Ben de dedim ki kardeş beni sıra gecesine götür dedim ya. Ben sıra gecesi deyince Kazancı Bedi geliyor aklıma. Ben ne bileyim ya. Abi dedi emin misin dedi. Abi hayra emin misin dedi sıra gecesi. Ya abi hayran sen ne diyorsun, biz Kazancı Bedi'nin torunuyuz dedim ya. Ben zannediyorum ki böyle o eski müzikler var ya. O Kazancı Bedi vesaire olsun. Ya dedim şöyle bir yemek yerken bari dedim bir o eskilerden dinleriz dedim ya. Türkülerden. Gittik. İlk 15 dakika hiçbir sorun yok. İlk 15 dakika gerçekten o müziği duydum yani. Çaldılar. Böyle bir Urfa'da bir han gibi bir yere götürdüler bizi. Ardından 15 dakika sonra baktım millet kaşıkları çıkardı. Dın dı dı dın dı dı. Allah Allah dedim ne oluyor burada? Ya kalk keke kalk gidelim, bu neymiş? Abi hayran söyledik sana diyor falan. Ya abi hayran söyledin de ilk 15 dakikasını yanlış anlamışız işte. Neyse tam giderken hanın sahibi tanıdı. Ya dedim Mehmet hocam ne işiniz var burada dedi. Vallahi dedim abi dedim böyle böyle bir durum yani ben... Bir dedim bakalım falan diye gelmiştik. Ya dedi gel dedi bir kahvemi içirmeden bırakmam. İyi dedim abi oturalım falan.
Oturduk muhabbet ediyoruz memleketten. Ya memleketle muhabbet çok güzel bir şey yani. Neyse konuşuyoruz. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? İyi vallahi işte böyle koşturuyor. Sen ne yapıyorsun abi? İyi şöyle böyle işte buranın müdürüyüm falan. O öyle mi maşallah. Nerelisin abi dedim. Urfalıyım dedi. Ben de işte o zamanlar Urfa'da öğretmenlik yapıyorum. Biliyorum yani işte Urfalılar, merkezler birbirine ne diyor? İsotçu diyor, tırşıkçı diyor. Duyuyor musun bunları yani? İşte merkezli İsotçu olur, köylü tırşıkçı olur falan. Duyuyorum bunları. Diyorum aa abi merkezli misin? Merkeziyim. Sen İsotçu musun o zaman dedim. Adam kızardı, bozardı. İsotçu böyle Allah affetsin böyle yalaka gibi bir şey demekmiş. Ben ne bileyim. Dedi şimdi Mehmet hocam yani İsotçu değiliz biz dedi. Dedim o zaman tırşıkçısın. Tırşıkçı de daha beter. Yancı var ya tabas buz eden, tırşıkçı da oymuş. Adam kızardı. Dedi vallahi yok Mehmet hocam biz merkezliyiz falan dedi. Allah Allah dedim abi ne bileyim merkezliler ya İsotçu olur ya tırşıkçı olur. Kahveyi bitirdik. Arkadaş çıktı. Mehmet abi sen ne yapıyorsun? Dedim keke ne yaptık? Sen adam böyle değilse her gün yanımda konuşuyorsunuz ne diyeyim ben yani? Abi bunun doğrusu budur diye anlattı dedim eyvah. İsotçu bu mu demek? Dedi vallahi bu demek. Tırşıkçı bu mu demek? Vallahi dedi bu demek. Dedim vallahi bu adam bizi tepe koyar. Sonra helallik istedim de adamdan. Dedim vallahi kusura bakma ben bilmiyordum böyle böyle falan. Bu dersin hürmetine sen de hakkını helal edersen mi? Sayın Urfalı abim Urfalı. Urfa merkezli. Çanlıurfalı. Ya şimdi oluyor yani böyle şakalar yapmayın. Bunlar sakat şakalar. Şakanın yerinde yapılması lazım. Herhalde bu iki örnek tam şey olmuştur. Şimdi eskiden hani lakap konusunu konuşuyorduk ya. Çakım Mehmet, Keke Mehmet falan. Bu lakap noktası da böyle yerinde vermesi lazım yani. İnsanı hoşuna gidecek noktalarda vermesi lazım. Eskiden mesela Araplarda şöyle bir adet var. Çocuklarına biraz korkutucu isim veriyorlar. Ama kölelerine güzel lakaplar veriyorlar. Mesela Osman ne demek biliyor musunuz? Yılan yavrusu demek. Tabii bizim için Osman'ı Zinnureyn değil mi? Biz öyle biliyoruz, öyle de devam eder. Sadece o dönem o manalarla koymuşlar. Yani bir gün düşmanla denk geldiğinde onu korkutsun diye. Mesela şimdi size deseler Allah'ın aslanı, Allah'ın kılıcı deseler, Esedullah deseler vesaire. Hoşunuza gider değil mi? Hani orada da o manada kullanılmış. Ama mesela kölelere isim kullanılırken merzuk denilmiş. İsmi meful değil mi? Merzuk. Ne oluyor? Rızıklandırılmış değil mi? Edilgen oluyor. Rızık. Rebah denilmiş. Ne demek? Kim var Rebah? Bilal bin Rebah. Bilal Habeş'in adı ne? Bilal bin Rebah. Rebah ne demek oluyor? Karlandırılmış demek. Karlı, bereketli manasında kullanılmış. Onlara da onu kullanmış. Şimdi ben bu lakabı şunun için anlattım. Bir insana hitap ederken, iltifat ederken, şakalaşırken şunu anlamak lazım. Esprileşme, şakalaşma, lakaplaşma bir zeka işidir. Yani bir insan tam böyle o nokta atışı yapamayacağını anlarsa eğer, o topa girerse karşısındakinin kalbini kırmış olabilir. O yüzden bunun bir zeka işi olduğunu anlamak lazım. Hani hep böyle bir mesele olunca ne diyorduk? Koca Yusuf'a lens atmak için Koca Yusuf olmak lazım. Burada da birisine güzel şaka yapmak için Nasreddin Hoca meşrebinden olmak lazım. Değil mi? O çok güzel hatıraları var. Onun aslı nedir? Nasreddin. Nasuruddin. Dine yardım eden. Mizah vakarı zedelememeli. Nasıl zedeler? Bir insanı en ciddi konularda gülerken görseniz ne düşünürsünüz? Mesela o gün babanız Darüsselam'a gitmiş, rahmete kavuşmuş. Sizin gözünüz yaşlı, karşınızda çok ilginç şekilde gülen bir adam görseniz ne düşünürsünüz? İnsan ağrına gider. Demek ki zeka işi dedik. Gerçekten yerinde yapılmazsa kezzap hükmüne geçiyor ve vakarı zedeliyor. Bence çoğu insan için yani Nuayman meşrepli bir insan değilsen şöyle olması lazım. Yemeğin tuzu ne kadarsa üslupta mizah o kadar. Bir insan Nuayman meşrepliyse bak ona Resulullah bile yol vermişti. Onlar başka yani. O kadar güzel, latif, meşrepli birisi varsa eğer onun yolu açıktır. Ama eğer o meşrepli değilse ki çok nadirdir değil mi? Böyle her lafında, her bakışında karşısındakini tebessüme getiren nadirdir. Eğer o meşrepten değilsek yemeğin tuzu ne kadarsa üslupta mizah o kadar olması lazımdır. Çok bilirsiniz. Efendimiz Aleyhisselam'ın şakalarından böyle çok güzel şakalaşıyor. Ashabıyla, dostlarıyla. Ashab ne demek? Dost demek değil mi? Ya hitaba bak ya dostum diye hitap. Bizim altımızda birini verseler elemanım, memurum, talebem, öğretmenim. Geçen yine gittik ya biri anlatıyor. O benim talebem, o altımda yetişti, o elimde yetişti falan. Hiç, ya o niye çiğ geliyor? Sünnete aykırı tavırlar yani bunlar. O benim bilmem neyim, o bilmem neyim. Ya devlet başkanı, kainat onun yüzü su hürmetine yaratılmış. Ashabım diyor, dostlarım diyor. Allah Allah. Bir gün Medine'de ashabından yaşlı bir kadın geliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına. Ya Resulallah. Ben cennete gitmek istiyorum diyor. Efendimiz ne diyor biliyor musun ona? Yaşlılar cennete gidemez diyor. Kadın üzülüyor. Allah nasıl olur? Yani ben hep burnum yediğiyle yaşadım. Yani ben şimdi cennete giremeyecek miyim deyince Efendimiz Aleyhisselam diyor ki sen hiç Vakıa suresinin 36-37. ayetlerini okumadın mı? Sen yaşlı halinle cennete gidemeyeceksin. Sen cennete gittiğinde genç bir halde kalacaksın diyor. Bir rivayete göre hepimiz 33, bir rivayete göre erkekler 33, kadınlar 17-18 olacak diye iki rivayet var. Yani Efendimiz Aleyhisselam nasıl bir latifede bulunuyor? Bir ayete dokunan ders var yani. Allah Allah. Muazzam bir şey. Enes bin Malik naklediyor. Zahir bin Harun diye bir sahabe efendimiz var.
yine bedevi yani köyde yaşayan bir sahabe efendimiz. Şimdi zahirin bir hususiyeti var. Biraz görünüş itibariyle biraz insanların çok bakmadığı bir insan. Yani hafif Allah Azze ve Celle o şekilde yaratmış zahir efendimize. Öyle olunca çarşıya pazara geldiğinde de pek itibar görmüyor. Ama ne zaman efendimizi görse o kadar muhabbeti var ki hep bir şey ikram getiriyor yani. O köyden sürekli bir şeyler ikram getiriyor efendimize. Şimdi bir gün yine zahir çarşıya pazara geliyor. Efendimiz Aleyhisselam onun böyle çok itibar görmediğini görüyor ve aleme ders verecek. Gidiyor zahirin gözlerini kapatıyor arkadan. Zahir önce "Aa kim bana böyle şaka yapar ki?" deyince sonra bakıyor, tanıyor. Efendimiz Aleyhisselam'dır. Efendimiz hala gözü kapalı bir şekilde zahirin. Tabii zahir fırsat o fırsat. Efendimiz'e sarıldıkça sarılıyor. Şimdi Efendimiz gözünü kapamış. Zahir sarılmaz mı ya? Fırsattır işte. Ne yapacaksın? Zahir benim kölemdir. Var mı onu almak isteyen diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Zahir diyor ki ya Resulallah beni kim alır? Kim ne yapsın diyor. Efendimiz diyor ki öyle deme Zahir. Sen Allah katında ne kadar değerlisin bir bilsen diyor. Şimdi ne yapıyor biliyor musunuz? Hem Zahir'i onure ediyor. Hem etrafta onu görenlere ders veriyor. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam ona kıymetli davranınca onu görenler nasıl davranır? Tam o şekilde davranır. Yani Efendimizin en ufak bir şakasında bile binler hakikat altından mutlaka ve mutlaka çıkıyor. Mahmud bin Rebi isimli bir çocuk sahabe efendimiz var. Kendisi anlatıyor. Ben 6-7 yaşlarındaydım. O esnada da efendimiz 60 yaşlarındaydı. Biz Mescid-i Nebevi'nin önünde şakalaşırdık. Ağzımıza su alırdık, birbirimize fışkırtırdık suyu diyor. Mescid-i Nebevi'den bazı sahabe efendilerimiz çıkardı, bizi uyarırdı diyor. Ya ne yapıyorsunuz bak burası mescittir, namaz kılın diyor. Hadi bakayım, hadi bakayım diye. En son ikinci, üçüncü yapışımızdan sonra Resulullah Aleyhisselam bize sordu. Ne yapıyorsunuz dedi diyor. Ya Resulallah biz arkadaşlarla şakalaşıyoruz, ağzımıza su alıp böyle atıyoruz deyince oturdu bizimle aynı şekilde şakalaşmaya başladı. 2-3 kez öyle şakalaştıktan sonra da eliyle bize su fırlatmaya devam etti diyor. Şimdi bu camiden falan çocukları kovanlar oluyor ya. Şimdi bunlar bu ibret olur mu olmaz mı bunlara? Böyle jandarmalar var ya ön sırada arka sırada. Kalk uyunur mu? Ya cami ne demek? Her şey cemeden demek. Camide mahkeme kurulmuş, camide misafir ağırlanmış, camide istişare edilmiş, camide hurma yenmiş, camide eğlenilmiş, camide düğünler yapılmış, camide yapılmış bunlar. Bu yüzden adı cami. Cami senin kafan gibi dar bir yer değil. Cami onun adı. Sen ne yapıyorsun? Vuruyorsun. Kalk! Uyunur mu camide? Ya camiden güzel gidin. Nerede uyunur ya? Kalk camide şakalaşır mı? Çocuk tepidir mi? Benim huşumu bozuyorsun. Sen de huşu olsa çocukla bozulmaz zaten. Sen 3 kuruş huşun var. Onu çocuğa vebal ediyorsun yani. Garip yani. Şimdi bunları bilmemiz lazım ya. Bir de bilip daha önemlisi ne abi? Hayatımıza geçirmemiz lazım. Yani ne kadar üzücü hadiseler. Hazreti Ömer Efendimiz naklediyor. Girdim hücre-i saadete. Efendimiz yerde. Sırtında Hazreti Hasan'la Hazreti Hüseyin. Efendimiz onları sırtına almış oynuyor. O hali gördüğüm çok memnun oldum. Dedim ki ey çocuklar ne güzel bineğiniz var. Efendimiz Aleyhisselam cevap verdi. Ama onlar da çok güzel süvaridirler ya Ömer diye. Allah Allah. İmam Hasan'la İmam Hüseyin'i ne güzel işaret ediyor değil mi? Allah Allah. Suheyl bin Rumi'nin bir hatırası var. Suheyl isminde bir sahabe efendimiz var. Bir gözü ama sahabe efendimiz. Efendimizin yanına geliyor. Gelirken de çok yorulmuş. Tam geldiği esnada da efendimiz yerde hurma yiyorlar. Oturuyor efendimizin yanına. Bir gözü ama görmüyor tam. Oturmuş ya Resulallah müsaade var mı? Tabii Suheyl ne demek? Müsaade olmaz mı? Efendimiz kime yok demiş yani ona yok diyecek. Oturmuş hurma yemiş ama nasıl yemiş? Herkesten çok yemiş Suheyl. Öyle bir acıkmış ki yoldan gelince. Hazreti Ömer de demiş ki ya Resulallah görüyorsun değil mi? Hem gözüm görmüyor diyor hem de bu kadar hurma yiyor diyor. Şimdi normalde bir alakası yok ama Hazreti Ömer şakalaşıyor onunla. Suheyl de diyor ki ya Resulallah vallahi ben gören gözümle yiyorum diyor. Yani Allah Allah muazzam şeyler ya. Ensardan hanım bir sahabe geliyor Efendimizin yanına. Ya Resulallah şöyle şöyle bir haller oldu diye anlatırken Efendimiz diyor ki aa diyor sen gözünde beyaz olan beyin hanımı değil misin diyor. Kadın böyle bir şok oluyor. Bizim beyin gözünde beyaz mı var ya diyor. Allah Allah. Eve gidiyor. Böyle gözünü dikmiş kocasına bakıyor. Böyle kocası diyor hanım ne oldu niye bakıyorsun diyor. Ya bugün böyle bir hal oldu. Resulullah dedi ki ya senin beyinin gözü beyaz diyor. Sen onun eşi değil mi? Ya hanım diyor hangi insan yoktur ki gözü beyaz olmasın diyor. İbnül Cevzi naklediyor. Efendimiz Aleyhisselam mescitte oturuyor. Müezzin Efendimiz kim? Bilal bin Rebah mescitte otururken ya Resulullah diyor bana müsaade diyor. Bir horoz almıştım, o horozu kesmeye gideceğim diyor. Ey Bilal, hiçbir müezzin başka bir müezzini keser mi diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabıyla böyle şakalaşıyor. Muazzam ölçüler ya. Vallahi inşallah anlayabiliriz. Şimdi çok acayip bir mesele ya. Bu meseleyi biliyorsunuz ama belki biraz eksik biliyoruz. Tam olan kısmı eklenince çok hayranlık uyandırıyor ya. Bir gün Hazreti Ali Efendimiz uzaktan bakıyor. Efendimiz Aleyhisselam hüzünlü. Zaten ne diyor hadiste? Ben hüzünle arkadaşım diyor değil mi? Hüzünlü yine. Hazreti Ali Efendimiz üzülüyor onu hüzünlü görünce. Cebinde de para yok. Çarşıya gidiyor Hazreti Ali Efendimiz. Orada incir çuvalları var. İncir çuvallarını taşıyor. Kazandığı paranın karşılığında da hurma alıyor. Efendimiz'e götürecek, mutlu edecek. Biraz da eli kanıyor ip tutmaktan, orada çuval taşımaktan. Efendimiz'in yanına gidiyor. Ya Resulallah diyor sana hurma getirdim ya. Biraz yiyelim de keyfin yerine gelsin diyor. Efendimiz yerken sürekli Hazreti Ali'nin eline gidiyor gözü. Ey Ali diyor senin elin niye kanlı? Hazreti Ali Efendimiz konuyu değiştiriyor. Ey Ali elin niye kanlı? Hazreti Ali Efendimiz konuyu değiştiriyor. Bakıyor olacak gibi değil. Ne yapıyor biliyor musunuz? Şakaya başlıyor bu sefer Hazreti Ali Efendimiz.
Hurmaları yiyor. Çekirdeklerini Efendimiz Aleyhisselam'ın önüne koyuyor. Bildiniz mi bu hatırayı? Sebebi neymiş biliyor musunuz? Elinin kanlı olduğunu görüp bir de ona üzülmesin diye şaka yapıyor bak. Çekirdekleri koyuyor. Ya Resulallah diyor ya. Bak bana bunları soruyorsun, beni konuşturuyorsun da. Sen ne kadar açmışsın diyor ya. Bak bu kadar hurma yemişsin diyor. Ey Ali, madem bunları ben yemişim, sen de o zaman hepsini çekirdekleriyle yemişsin. Onu da bırakmamışsın ya. Elleri kanlı diye hep onu soruyor. Biz büyük adam olunca küçük işleri unuturuz değil mi? Arkadaşımız hasta mı? Kazağı var mı? Hırkası var mı? Yolu var mı? Yordamı var mı? Kaşı, gözü hasta mı? Sağlıklı mı? Küçük işleri unutandan büyük adam olmaz usta. Bak hep aklı orada. Hazreti Ali Efendimiz, o zaten ben hüzünlü almaya gittim. Bir de elimle hüzünlendirmeyeyim diye elini örtüyor. Konuyu şakaya vuruyor. Dikkatini oradan dağıtayım da bir de benim elim üzülmesin. Biz bir makam, bir koltuk versinler, bir araba versinler. Bitti. Ya öyle tipler var. Vallahi inşallah şu dersi dinler, vazgeçerler. Bir insanı tanıtırken önce makamını anlatan insanlar vardır. Ya bir adam var, tanıyorum şuranın sahibi. Bir adam var, bilmem nereni bilmem. Ya boş ver ya. Resulullah'ın ümmetindensin ya. Sen ileride onu tanıyacaksın. Ya 10-20 yıl dişini sıkarsan eğer, sıkabilirsek eğer. Sen ashabla Resulullah Efendimiz'e komşu olacaksın ya. Sen bundan daha büyük hangi makam biliyorsun yani? Sen sahabeye komşu olmaktan, bu hakikatlere talebe olmaktan, Kur'an'ın tilmizi olmaktan daha büyük hangi hakikati biliyorsun diye aynı şeyi zikrediyorsun ya. Bir konu konuşacaksın. Ya şunu nereden aldın ya, filankes var biliyor musun? Ben tanırım onu. Öbürü var ya, öbürü tanırım. Ya bırak ya, tanıdığında senin olsun, tanımadığında senin olsun. Adamların makamını vermekten ne konuşacaklarını unutuyorlar ya. Bu hale gelmişiz yani, bu haldeyiz. Kendimizi bir yerlere beğendirmek, bir yerlere ispatlamak, büyük görünmek için kırk takla atıyoruz. Ama basiret ehli için bunlar küçük görünmenin alametidir. Yapma işte ya, yapma bırak. Sen bir Allah'ın kulusun. Sen kendi halinle sevilmeye yetmiyor musun da hep makam getiriyorsun? Sen kendi halinle sevilmeye yetmiyor musun da hep araba resimleri atıp paylaşıyorsun? Şöyleyim böyleyim. Yani beni böyle sevmezsiniz bari böyle sevin. Sen kendi halinle sevilmeye yetmiyor musun da hep şirketlerini atıp duruyorsun? Yani siz beni bu şekilde sevmezsiniz bak böyle sevin yani. Ben buyum, şunların sahibiyim, buraların müdürüyüm, buraların bilmem neyim. Beni böyle saf bir şekilde, temiz, duru bir şekilde tanısanız sevmeyeceksiniz. Madem öyle sevmeyecektiniz bari şu pozları vereyim de siz beni bu şekilde sevin. Ya yazıktır ya, yazıktır. İnsan kendine kıymet verir. Yapma, girme bunlara ya. Şuyum, oyum, buyum. Bırak ne olduğunu karşındaki dostun basiretiyle anlasın, basiretiyle. Biri demiş ya, gözlerim o kadar çok yalan duydu ki kulaklarım anlattıklarını alamıyor demiş. Allah Allah. O halleri Allah düşürmesin. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam'ın evi her zaman böyle normal rutinde gitmiyor. Bazen evde ufak tefek hadiseler de oluyor. Bir gün o şekilde Ayşe validemizle evde böyle biraz hafif sorun yaşıyorlar. Ve Ayşe validemiz bunun karşılığında Efendimiz'e hafif sesini yükseltiyor. O esnada kim geçiyor oradan? Babası Hazreti Ebu Bekir geçiyor. Adı neydi Hazreti Ebu Bekir'in? Abdullah bin Osman Efendimiz. Yani Hazreti Ebu Bekir Efendimiz geçerken Ayşe validemizin sesini yükseldiğini görünce elini kaldırıyor. Sen filanın kızı Resulullah'ın karşısında sesini yükseltirsin ha deyince Efendimiz hemen sakın ya Ebu Bekir sakın diyor, sakın diyor. Hazreti Ebu Bekir o ikazdan sonra elini indirip hemen böyle masum bir şekilde uzaklaşıyordu. Efendimiz Ayşe validemize dönüp o gerginlik esnasında ne diyor biliyor musunuz? Nasıl kurtardım ama seni kızgın adamın elinden? Latife'yi görüyor musun? Latife'yi. Allah'ım ya şu cümleye bak. Nasıl kurtardım ama seni kızgın adamın elinden? Muazzam yani. Alemi kalbinde sindirmiş bir insanın lafızları işte. Ne diyeceksin? Bizim gibi çiğ adamlar, ham adamlar anlamaz ki böyle güzel latife. Hazreti Ömer'den örnek verelim. Sanmayın ki Hazreti Ömer hiç latife yapmaz. O da latife yapar ama hakikatsiz gene latifeye yanaşmaz. Bir gün Hazreti Ömer dönemi, böyle Hazreti Ömer biliyorsunuz gözleri nasıl? Projektör gibi her yerde yani her şeyi görüp hakim olması lazım Hazreti Ömer Efendimizin. Yine öyle gözlerinin radarına birisi geliyor. Hızlı hızlı namaz kılmış kalkmış bir tanesi. Belki namazı bir dakikada kıldıysa duayı 10 dakikada etmiş. Hazreti Ömer Efendimiz de merak etmiş ya bu kadar kısa namaz kıldı bu kadar duada ne istiyor? Açmış elini. Ya Rab beni cennetine koy. Cennetinde huriler ver. Ama şöyle huriler ver böyle huriler var deyince Hazreti Ömer yanaşmış yana ya demiş. Verdiğin mehre bak, istediğin huriye bak demiş ya. Yani öyle namazın sonu böyle olur manasında. Allah Allah. Tabi'in imamlarından Bekir bin Abdullah el-Müzeyni. Diyorlar ki sahabeler bazen birbirine karpuz atarak şakalaşırdı. Ama ama iş ciddiye bindiği anda her biri bir yiğit kesilirdi. Zaten sahabe efendilerimizin meşrepleri farklı, mizaçları farklı, huyları farklı. Neleri aynı biliyor musunuz? Allah deyince hepsinin kalbinin ritmi aynı. Onların içerisinde en yücesi sayılan, değil mi öyle saymışlar? Hazreti Ebu Bekir'den belki en alt kademe sayılan ki hepimizin toplamının bile üstüdür. Hazreti Vahşi Efendimiz'e kadar her birisi Allah deyince, Allah Resulü deyince kalp ritimleri hiç değişmemiş. Onların farkı burada işte. Onların farkı birbirlerinden farklı oluşu değil. Onların farkı Allah ve Resulün ismi gelince başka kelime ekletmemeleri. Allah Allah. Şimdi ilk hadisede bir kötü niyet örneği verdik ve
kötü niyetli bir şakalaşma insanın imanını alıp götürebilir mi? Götürebilir. Çünkü ben maalesef böyle İslam'ı ayaklar altına almak için yapılan kahve masası muhabbetleri çok şakalaşma görüyorum. Kalbim çok rahatsız oluyor bundan. Bir de belki hiç meseleyi bilmediğinden dolayı belli şakalar yapan vardır. Acaba Efendimiz onlara nasıl davranmış ona bakalım. Mekke'nin fethinden sonra Efendimiz Aleyhisselam umre için nereye gider? Mekke'ye döner. Gittiğinde Bilal bin Rebah ezan okur ve 10 küsür çocuk orada ezanla dalga geçer. Neden dalga geçer? Çünkü daha iman tam oturmamış, yerli yerine ulaşmamış iman. Başlarında Ebu Mahsura diye bir genç vardır o çocukların içinde. Efendimiz hepsini birden çağırır. Siz az önce Bilal'den sonra ezan mı okudunuz der. Çocuklar biraz mahcup, dalga geçmişlerdir. Evet ya Resulallah biz okuduk. Ne güzel okudunuz, bir daha okusanız da der. Bir daha okutur, bir daha okutur, bir daha okutur. Daha sonra Ebu Mahsura'yı sahabe efendimize verir. Bunu alın bir eğitim bakalım, bir yetiştirin der. O Ebu Mahsura ne olur sonra? Kabe'nin müezzini olur. Yani demek Efendimiz Aleyhisselam gibi bir insan bir söz söylediğinde orada basiretimiz yettiği ölçüde niyetine de belki inebilmek bizim kırıcı bir insan olmamızı önleyebilir. Bu kadar şakalaşmadan konuşmuşken insan neden şaka yapar? Mutlu olmak için yapar. Mutlulukta şöyle bir sır vardır. Mutsuzluğun sebeplerini ortadan kaldırırsan mutlu olursun. Doğru mu? Peki beni mutsuz eden şey nedir? Çok belli. Dünyadan beklentin. Dünyadan beklenti neden mutsuz eder? Çünkü beklediğini veremez. Bir insanın mutlu olmasının yolu mutsuzlukları ortadan kaldırmaktır. Mutsuzluğu ortadan kaldırmanın en önemli şeyi dünyadan beklentini azaltmaktır. Neden azaltayım dünyadan beklentimi İsmail? Çünkü beklediğini sana veremeyecektir. Senin beklentilerinin tamamının gerçeğe dönüştüğü yer cennettir. Madem öyle, dünya namına beklentilerini azaltıp cennete iştahını arttırmak senin mutlu olmanın en daimi ve güzel yoludur. Bir tanesi öyle demiş. Eğer dünyadan umudun olmazsa çaresiz de kalmazsın demiş. Ne güzel değil mi? Umudu olmayan çaresiz kalır mı? Beklentisi olmayan çaresiz kalır mı? Demek mutlu olmanın en büyük sırrı yücel beklentisizlikte saklı. Mutluluğun 3 altın anahtarı desek önce kanaat deriz. Elindekiyle yetinmek. 2 rıza deriz. Elindekiyle ne olmak Sinan? Memnun olmak. Hoşnut olmak. 3 zühd. Başkasının elindekine göz dikmemek. Mutluluğun 3 altın kuralı bunlar. 3. Bakın Rabbimize kulak verelim. Nahl suresinde ne diyor? Sizin elinizdeki bitip tükenir. Allah'ın yanında olan ise bakidir. O yüzden elimdeki beni mutlu edemiyor. Anladın mı Mahsun? Tükeniyor çünkü. Ama Allah'ın katındaki baki o tükenmeyecek. Sürekli mutlu olmak kadar zararlı hiçbir şey yoktur. Çünkü mutluluk insanın en büyük düşmanıdır. Bu Christopher Nolan'ın Batman serisi vardı. Onun 3. filminde Batman'in kahyası Alfred, Batman'in düşmanlarla savaşmasında korkuyordu. Niye biliyor musun? Efendim diyordu filmde. Sen çok uzun süredir düşman yüzü görmedin, hep mutlu yaşadın, bu yüzden artık eski gücün yok diyordu. Mutluluk adamı ne yapar İrfan? Güçsüz düşürür. Ama sürekli uğraşacağın, bir antrenman yapacağın, aksaklıklar olduğunda kişi mukavemet göstere göstere güçlenir. Yani sürekli mutluluk insanı zayıflatır. Sürekli mutlu olan insanın aklına gereksiz şüpheler düşer. Çünkü o boşluk, o şüphelerin en büyük doğrucudur. Sürekli mutlu olmaya çalışan adamların biriktirdiği ve kaybedeceği çok şey olur. Ve o kaybedecekleri şeyler kaybolunca onun bütün mutluluğunu alıp götürür. İnsan dünyada mutlu olmak ister. Bu yüzden berbat haldedir. Ve bu yüzden dünyada berbat mutluluklar icat edip durur. Gerçekten de Efendimiz ve sahabelerin o zorluk dönemlerine asr-ı saadet, yani saadet mutluluk asrı deniyorsa, o zorluklar içerisinde kalplerindeki imanın neşv-i nema bulmasından başka mutluluk tarifi ben bilmiyorum ve tanımıyorum. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davana enel hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma salavat.